Ana yolda yapılan yol çalışmasının projesini beğenmeyen Yeni ve Örcü mahalle sakinleri bu yola arabaların geçebileceği cep, yayalar için üst geçit ve ışıklandırma yapılmasını istediler. Olay yerine gelen emniyet ekipleriyle uzun süreli sözlü münakaşaya giren Örcün ve Yeni Mahalle sakinleri orada bulunan okulun giriş ve çıkışlarının da emniyette olabilmesi için önlemler alınmasını istediler. Hiç başka da belediye ne başka yol üzerindeki yerler için geçerli. Ne de bir şehrin biz için, ne de bu tür için. Ya burada var, geçiyor ana yol. Var, var. Şimdi şunu bir gitsek bak, en ilk geç orası. Orasıyla burası, onun için gitsin. Kapansın Antalya'da da kalmışsak problem değil. Her istediğimiz yerde karşılaşıyor. Yok, hayır, değil. Her istediğimiz yerde karşılaşıyor. Her istediğimiz yerde karşılaşıyor. Ana burası. Şurası, ben şurada oturuyorum bak. Birinci evde. Ama ben onu istemiyorum. Şurası, birinci, herkes, köprü, paşa. Bir tane, bir tane. Oraya, sizler bir tane. Burada da geçiyor. Sıkıldınız. Bizim mahalle olarak Örcün Mahallesi'nde karşıya geçişimiz yok. Yani yolun altında bizim mezarlığımız var. Yolun üstünde mezarlığımız var. Yolun altında okul var. Yolun üstünde okul var. Bahçelerimiz aşağıda yukarıda. Motorumuz geçiyor. Affedersiniz hayvanlarımız geçiyor. Buraları komple kapattılar. Biz 2 kilometre ileriden dönmek zorundayız ya. 2 kilometre ileriden. Bu taraftan da 1,5 kilometre ileriden dönmek zorundayız. Biz bir tane şuraya kontrollü kavşak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Yani biz şuradan geçmek istiyoruz. Ya çoluğum çocuğum 2 tane okul var. Ondan sonra 1500 metre diyorlar. 1500 metre sadece bizim burada için geçerli değil ki. Kırşehir'in girişinde 500 metre, 700 metre. İlerideki o Mucur tarafında 1 kilometrede bizim buraya gelince 1700 metreye çıkarıyorlar. Ya biz şuraya bir kontrollü yapılıp, cep yapılıp buradan karşıya geçeceğiz. Karşıdan da buraya geçiş istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok ya. Yani. Biz buranın çoğu cebi görüyor musun? Onun gibi bir cep istiyor. Sağlı sollu dönmek için. Başka bir şey istemiyor. Buranın yolu geçerken imar plan projesi geldi mi? Geldi. Bize diyor ki gelmedi diyor. Proje gelmeyince belediye başkanı nereden yol vereceğini, nereden şey kavşak vereceğini söylemez mi? Söylemedi. Karayollarına söylememiş. Oraya da bak. Oraya da bak. Bir lamba oraya, bir lamba buraya. Hepsi mi? Dahan araba burada durur. Lamba da oradan sola döner, evine döner. Orada yani biz her tarafa istemiyoruz. Ama dört yol. Şöyle arada müsaade edin bak. Burası kapandı. Aha burayı kapat. Burası burası kapalı. Dört yol ağzı. Burası kapalı. Lambaların duruyor bak. Lamba var. Bir lamba oraya boş. Bir lamba da buraya boş. Burası Yeni Mahalle, Örcün Mahallesi. İki mahallenin birleşmiş olduğu bir yer. Bizim sadece istediğimiz köprünün oradan bir geçiş. Cepli, gelen araba, Kırşehir'den gelen arabayı sola yanaşacak, cebe girecek, dönüşünü yapacak. Öbür taraftan gelen araba da yine aynı şekilde cebe girecek, dönüşünü yapacak şekilde bir yol istiyoruz. Bizim istediğimiz çok makul bir şey. Karayollarının burada mevcut şu anda 40 metre istimlakı var. İstimlak etti, halka parasını ödedi. Boşta duruyor. Bunları istediği şekilde değerlendirebilir. Biz öyle bir taşkınlık, art niyet falan taşıyan birileri de değiliz. Herhangi bir öyle aşırı bir eylemimiz, sunumumuz, bunumuz da yok. Sadece biz yetkililerden bunu istiyoruz. Başka hiçbir isteğimiz yok.